Merhaba arkadaşlar. Merhaba Loli. Gül için mama yapmak istiyorum. Hadi gel bakalım buzdolabında neler varmış. Bakalım dolapta neler var. Ayşe, bak burada kurabiye var. Ama bu olmaz. Çok sağlıksız. Evet Loli haklısın. Kurabiye aslında güzel ama çok şekerli ve Gül'ün yiyebilmesi için uygun değil. O yüzden başka şeyler bakalım. Mesela pasta. Pasta var. Bu da olmaz. Bu da çok şekerli. Buzdolabında başka et ve köfte var. Bunlar da Gül için uygun değil. Ayşe, bunlar benim için çok uygun. Ben et ve köfte çok seviyorum. Evet Loli, senin için uygun bir yemek. Ama ben Gül için muz püresi yapacağım. Hadi buzdolabından meyve çıkaralım. Buzdolabına ben bakacağım. Ayşe, işte burada muz var. Tamam Loli'ciğim. Şimdi buzdolabından muzu alıp bir tabağa koyalım ve püre yapalım. Ayşe, buzdolabının kapağını kapatmayı unutma. Yoksa içindekiler bozulabilir. Haklısın Loli'ciğim. Hemen dolabın kapağını kapatalım. Şimdi muzları doğruyorum ve bak bakalım nasıl püre yapıyorum. Bir çatal yardımıyla ezelim. Ayşe, çok güzel kokuyor. Resmen beni ye diye çağırıyor. Evet, gel bakalım Gül. Şimdi mamanı yedirelim. Evet. Önlüğümüzü de takmayı unutmayalım. Evet. Al bakalım. Tamam Loli'ciğim. Gül zaten karnını doyurdu. Biraz da sana vereyim. Al bakalım. Ben galiba eti daha çok seviyorum. Onu pek beğenmedim. Muz püremizi yedik ve karnımız doydu. Ayşe, ben şimdi mutfağa geçip bir anne gibi temizlik yapacağım. Bulaşıkları yıkayacağım. Bence harika bir fikir Loli. O zaman hadi mutfağa gidelim. Evet, şimdi bunları yıkama zamanı. Loli'cim, bulaşıkları yıkamak için süngeri de kullanıyoruz. Çünkü daha temiz oluyor. Temiz oldu. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik ve bulaşıkları yıkadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.